Teknik analize yapılan eleştirilerden biri de teknik analizin subjektif olması. Yani kişiden kişiye değişiklik göstermesi. Tabi bunun gerçekten doğruluk payı var arkadaşlar. Şimdi çizimlere dayalı yapılan bir teknik analizde destek ve direnç çizimlerinde bu çizimler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve dolayısıyla burada teknik analiz subjektiftir diyebiliriz. Fakat bu subjektifliği ortadan kaldırmak için yani herkese göre aynı sonucu verebilmesi için göstergeler vardır ve bu göstergelerin ilki hareketli ortalamalarla göstergeler eğitimimize başlıyoruz arkadaşlar evet, şimdi mesela basit hareketli ortalama ile başlayalım göstergeler kısmına tıklıyoruz buraya hareketli ortalama yazıyoruz şimdi hareketli ortalama basit olarak çıkıyor arkadaşlar buna tıklıyoruz ve ekranımıza eklenmiş oldu. Şurada gördüğünüz mavi çizgi basit hareketli ortalamamız. Tabi bunun ayarları var. Şuraya tıkladığımızda ayarlar kısmına. Mesela burada uzunluk default olarak 9 geliyor arkadaşlar. Kaynak kapanış. Bunu isterseniz açılış fiyatına göre veya en yüksek veya en düşük fiyata göre hesaplatabilirsiniz. Fakat burada genel olarak biz kapanış fiyatını kullanıyoruz. Şimdi uzunluk kısmını 21 olarak değiştirmek istiyorum. Stil kısmında da Şuraya tıkladığınızda Burada kalınlaştırma yapabilirsiniz, istediğiniz kalınlığı seçebilirsiniz veya da farklı renklerde seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra nedir bu basit hareketli ortalamanın olayı şöyle anlatalım. Şimdi burada fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman yükselişin devam etmesi beklenir. Fiyat hareketli ortalamanın altına düştüğü zaman ise şöyle bir örnek bulalım. Mesela şurada olduğu gibi. Fiyat hareketli ortalamanın altına düştüğü zaman ise düşüşün devam etmesi beklenir. Hareketli ortalamanın üstüne çıktığı zaman da yükselişin devam etmesi beklenir. Tabi burada bir trend varsa geçerlidir arkadaşlar bu kural. Eğer bir trend yoksa yatay bir trend varsa bu hareketli ortalamanın da çok da çalışmadığını görürsünüz. Bakın mesela burada olduğu gibi baktığınızda hareketli ortalamanın altına düşüyor fiyatın düşmesini beklersiniz. Buradan tepki alıyor. Tekrar üstüne çıkıyor. Bu sefer de yükselmesini beklersiniz. Tekrar altına düşüyor. Tekrar düşmesini beklersiniz. Tekrar üstüne çıkıyor. Yani yatay trendlerin olduğu dönemlerde mesela şurada da olduğu gibi mesela şurada 26 Nisan 2021'de yukarı kırıyor. Yükselmesini beklersiniz. Belli bir seviyeye kadar da yükseliyor. Sonra tekrar aşağı düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Tekrar düşüyor. Bakın kısa zamanlar içerisinde kaç defa yanılttığını görüyorsunuz. Yatay bir trendde çok da işe yaramıyor. Ee, Ekim 2021'de bu sefer tekrar hareketli ortalamayı yukarı kırdıktan sonra güzel bir yükseliş geliyor. Daha sonrasında belli bir süre tekrar bir yataylık oluyor. O yataylık esnasında yine çalışmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da yine aynı şekilde yatay bir dönemde bu indikatörün bu hareketli ortalamanın pek de faydalı olmadığını görüyorsunuz. Fakat 2023'te Mayıs ayında hareketli ortalamayı yukarı yönde kırdıktan sonra bakın güzel bir yükseliş gelmiş. Yani bu hareketli ortalamalar trend takibi için faydalı olabilir diyoruz arkadaşlar. Onun dışında fazla da bir şey söyleyemiyoruz. Trendin olmadığı dönemlerde ise bir faydasının olmadığını görüyoruz. Şimdi mesela bir hareketli ortalama daha eklemek istiyorum. Tekrar hareketli ortalama yazıyoruz. Evet hareketli ortalama basit bunu seçtik. Bu sefer de ayarlar kısmından uzunluğu 50 olarak ayarlıyorum. Stil kısmında da mesela kırmızı olsun ve yine kalın olsun. Tamam dedik. Evet bu kırmızı olan çizgimiz de bizim 50 günlük hareketli ortalamamız oldu. Şimdi burada artık bir sistem kurma işine de gidilebilir. Mesela 21 günlük mavi 50 günlük kırmızıyı yukarı kestiğinde alım yapılıp mavi kırmızıyı aşağı kestiğinde de satım yapılacak şekilde bir sistem oluşturulabilir. Mesela burada Haziran 2023'te güzel çalışan bir sistem olmuş. Ama mesela yine burada baktığınızda yatay dönemlerde bunun da çok da işe yaramadığını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın burada sattırdıktan sonra kısa bir süre sonra tekrar aldırıp sonra tekrar sattırıyor sonra tekrar aldırıyor. Yani şu yatay dönem yani Ekim 2023'ten Ocak 2024'de kadar olan birkaç aylık yatay dönemde birkaç defa aldırıp sattırıyor. Bir de mesela 200 günlük hareketli ortalamayı ekleyelim. Evet buradan yine ayarlar kısmından girdilere 200 diyoruz. Stil kısmına bunun da rengi ne olsun? Siyah olsun mesela bu da. Koyulaştıralım ve tamam dedik. Evet, siyah olan da 200 günlük hareketli ortalamamız. Burada şöyle bir inanış var arkadaşlar. Eğer fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse orada bir boğa piyasası olduğuna inanılır. Boğa piyasası dediğimiz fiyatların sürekli yukarı gittiği dönemlere denir. Eğer fiyat 200 günlük hareketli ortalamasının altında ise bu sefer de ayı piyasasında olduğu Düşünülür. Burada da ay piyasası dediğimiz şey fiyatların sürekli aşağı doğru gitmesi beklenir arkadaşlar. Peki biz bu 200 günlük hareketli ortalamayı sistemimizde nasıl kullanabiliriz? Filtre olarak kullanılabilir mesela. Filtre olarak kullanılabilir dediğimizde şunu kastediyorum. Fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ise sadece al sinyallerini dikkate alırız. Sat sinyallerini dikkate almayız. Mesela burada 200 günlük hareketli ortalamadan bakın desteğini almış. Sonrasında 21 günlük 50 günlüğü yukarı kesmiş. Burada alıma girdik diyelim. Şurada mesela sat diyor ya. Burada sat sinyalini dikkate almayız. 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olduğu için. Bu tip bir sistem oluşturulabilir. Tabi burada sat sinyalini dikkate almayız derken aslında şunu kastetmek istiyorum. Eee... Burada bakın 21 günlük 50 günlük aşağı doğru kestiğinde aldıklarımızı satarız. Sattığımızın dışında short pozisyon açmayız. Yani sat sinyalini dikkate almayız derken bunu kastediyorum arkadaşlar. Short pozisyon dediğimiz düşüş yönünde pozisyon açmaktır. 200 günlük hareketli ortalamanın altında olduğu dönemlerde ancak bu sefer de sadece short yönlü pozisyonları dikkate alırız yükseliş yönlü sinyallerde pozisyonu kapatıp tekrar düşüş yönlü sinyal geldiğinde pozisyon açılarak bir sistem oluşturulabilir. Şu an 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Şurada gördüğünüz şuradaki sat sinyalini dikkate almıyoruz. Sadece elimizde aldığımız hisseleri satıyoruz. Şurada al geldiğinde tekrar alıyoruz. Sat geldiğinde elimizdekileri tekrar satıyoruz. Bu da sat sinyalini dediğim gibi dikkate almıyoruz derken ayrıca short yönlü yani düşüş yönlü pozisyon açmıyoruz anlamında söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım geçmişe daha gidelim. Bu bizim BIST 30 endeksimizin grafiği arkadaşlar. Bakın 200 günlük hareketli ortalamasının altına en son 2021 eylül döneminde geçmiş. Peki bu 200 günlük hareketli ortalama boğa piyasası veya ayı piyasası olup olmadığını gösterme konusunda ne kadar başarılı? Ona bir bakalım. Evet şurada baktığınızda Mart 2021'den Ekim 2021'e kadar defalarca 200 günlük hareketli ortalamasının altına düştüğünü görüyorsunuz. Ve her defasında tekrardan yukarıya atmış. Yani aslında bakarsınız 200 günlük hareketli ortalamada trendin olmadığı dönemlerde pek de bir anlam ifade etmiyor. Bakın daha önce buralarda da işte 2020 yılında da defalarca altına düştüğünü ve tekrar yukarı çıktığını görüyorsunuz. Altına düştükten sonra düşüşle devam etmediğini görüyorsunuz. Sadece bu pandemi döneminde e, belli bir seviyeye kadar düşüşlerin geldiğini görüyorsunuz. Ama dediğim gibi trendin olmadığı dönemlerde bakın defalarca altına düşüp düşüp tekrar üstüne çıkıyor. Yani aslında söylenildiği gibi de 200 günlük hareketli ortalama ayı piyasası veya boğa piyasası göstergesi değildir arkadaşlar. Buradan bu sonucu da elde etmiş oluyoruz. Bir de bu hareketli ortalamalarla ilgili golden cross, dead cross kavramları var arkadaşlar. Altın kesişim, ölüm kesişimi olarak isimlendiriliyor. Onlara da bir bakalım. Şu 50 günlük görünür yapalım. Burada 50 günlük hareketli ortalamayla 200 günlük hareketli ortalama kullanılıyor. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kestiğinde golden cross yani altın kesişim diyoruz. Hemen örneğini gösterelim. Şurada olduğu gibi bakın 50 günlük hareketli ortalama kırmızı, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesiyor ve golden cross, altın kesişim meydana geliyor. Ve bunun arkasından yükseliş gelmesini bekleriz. Ve bakın gayet güzel, ciddi bir yükseliş geliyor ki günümüze kadar tekrardan bir dead cross oluşmuyor. Dead cross dediğimiz şey ise 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmesi. Onun hemen örneğini gösterelim. Bakın şurada olduğu gibi 50 günlük hareketli ortalamamız kırmızı, 200 günlük hareketli ortalamamız siyah ve bunu aşağı yönlü kesiyor ve düşüşün devam etmesini beklenir böyle bir durumda. Fakat devam etmeyip yönünü tekrar yukarı çevirdiğini ve sonrasında burada tekrardan bir golden cross oluştuğunu görüyorsunuz. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesiyor ve tekrar bir dead cross oluşuyor. 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama aşağı kesiyor. Daha sonra tekrardan yine golden cross oluşuyor. Kasım 2020'de ancak ondan sonra bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Yani aslında bakarsanız yine trendin olmadığı dönemlerde bu da çok da bir işe yaramıyor arkadaşlar. Defalarca hatalı sinyaller de verebiliyor. Bakın buralarda da gördüğünüz gibi defalarca hatalı sinyaller vermiş. Ama mesela şurada 2017'de Golden Cross geldikten sonra güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Yani bunu çok kullanılan bir şey olduğu için anlattım. Ama aslına bakarsanız çok da faydalı olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Evet hareketli ortalamalar bir de destek direnç olarak kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili de bir örnek göstermek istiyorum. Yine biz 30 endeksimizin grafiğindeyiz. Bu sefer haftalık grafikteyiz. Göstergeler kısmından hareketli ortalama yazıyorum ve basit olanı seçiyorum. Ayarlara giriyorum. Uzunluk kısmını 250 yapıyorum arkadaşlar. Stil kısmında mavi olarak kalabilir. Kalınlaştırıyorum ve tamam diyorum. Tekrar göstergeler kısmından bir hareketli ortalama daha ekliyorum. Bu sefer bunu da mesela siyah yapalım, yine kalınlaştıralım. Girdiler kısmında 500 yapıyorum. Evet, evet iki hareketli ortalamamızı da ekledik. Şimdi mavi olan 250 haftalık hareketli ortalama, siyah olan ise 500 haftalık hareketli ortalama. Evet, şöyle baktığınızda endeksimizde genel olarak düşüşlerin mavi yani 250 haftalık hareketli ortalamaya kadar geldiğini, Oradan destek bulduğunu görüyorsunuz. Daha böyle afaki daha yüksek, daha ciddi düşüşlerin olduğu dönemlerde ise 500 haftalık hareketli ortalamaya kadar geri çekilmelerin geldiğini şurada olduğu gibi ve oradan destek aldığını görüyorsunuz. Bakın burada da yine 2020 pandemi döneminde 500 haftalık hareketli ortalamaya kadar bir geri çekilme meydana gelmiş. Evet genel olarak şöyle baktığımızda 250 haftalık hareketli ortalamaya kadar. Bakın 2018'de %31 uzaklaşmış. Şöyle daha geriye gidelim. %40 uzaklaşmış 2013 yılında. Şöyle bakalım. Yine %38 civarlarında 2010 yılında 250 haftalık hareketli ortalamadan fiyatların uzaklaştığını görüyoruz ve sonrasında düşüşlerin geldiğini görüyoruz. Biraz daha geri gidelim. Evet şurada %50 uzaklaşmış. 2007 yılında evet biraz daha geri gidelim. 2006 yılında da %63 dolaylarında fiyatların hareketli ortalamadan 250 haftalık hareketli ortalamadan uzaklaştığını görüyorsunuz. Peki günümüze gelelim. Evet günümüzde şu anda baktığımızda 250 haftalık hareketli ortalamaya %66 mesafede uzaklığımız var. Aslında borsaya baktığımızda geçmiş verilerle kıyasladığımızda e, buralarda böyle bir yatay seyir e, bu yatay seyir sırasında hareketli ortalamanın yukarıya doğru yönelmesi ee, bu hareketli ortalama ile fiyatın birbirine yaklaşması lazım mesela şuradan bakarsak eğer bakın %70 uzaklıktaymış Ocak 2023'te şuradan itibaren bakarsak o zaman da %72 uzaklıktaymış Ağustos 2023'te evet baktığınızda bu şekilde hareketli ortalamalar destek direnç olarak da kullanılabilir şimdi bundan başka hareketli ortalamalar da var Mesela üstel hareketli ortalamayı görelim. Şunları önce kaldıralım. Bir günlük grafiğe gidelim. Evet, bu sefer de göstergeler kısmına üstel diyoruz arkadaşlar. Üstel yazdığınızda üstel hareketli ortalama çıkar. Ve tıklıyoruz. Yine default olarak 9 geliyor uzunluk. Bunu mesela ben 50 yapayım. Stil kısmından da yine mavi kalabilir. Kalınlaştırayım. Tamam dedik. Bakın 50 günlük üstel hareketli ortalamanın Bist30 endeksinde güzel bir destek seviyesi olarak çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada çalışmış, buralarda çalışmış. Bir de buna basit hareketli ortalamayı ekleyelim. Bir kıyaslayalım ikisini birlikte. Evet basit hareketli ortalamamızda kırmızı renk olsun, yine kalın olsun. Girdiler kısmında da uzunluk yine 50 yapalım. Tamam dedik. Bakın kırmızı olan basit hareketli ortalama, mavi olan ise üstel hareketli ortalama. Şöyle baktığınızda mavi olanın grafiğe daha yapıştığını görüyorsunuz. Bakın burada kırmızı olan basit hareketli ortalama grafikten uzak kalmışken mavi olan üstel hareketli ortalama grafiğe daha çok yapışıyor. Mesela burada da aynı şekilde bu destek aldığı noktaya daha yakın mavi Üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama ise daha da uzak kalmış durumda. Bunun nedenini şöyle açıklayalım. Basit hareketli ortalamada mesela 50 periyot seçtik. Geçmişteki 50 periyotluk fiyatın toplamı 50'ye bölünüp grafikte bir çizgi oluşturulur. Üstel hareketli ortalamada ise son fiyatların ağırlığı daha yüksektir arkadaşlar. Bu yüzden grafiğe daha çok yapışırlar. Birçok teknik analist hareketli ortalama kullanacağı zaman üstsel hareketli ortalamayı kullanır. Şimdi bu basit hareketli ortalamayı şöyle bir kapatalım. Bu 50 günlük üstsel hareketli ortalamamızı mesela 200 günlük yapalım. Destek direnç konularında 200 günlük hareketli ortalamada uzun vadeli dönemler için kullanılıyor. Bakın burada Mayıs 2023'te destek aldığını görüyorsunuz. Şöyle daha geçmişe gidelim. Bakın buralarda 2021 yılında 200 günlük üstel hareketli ortalamanın da altında defalarca düştüğünü görüyorsunuz. Ben burada 200 günlük üstel hareketli ortalamadansa daha çok 250 günlük üstel hareketli ortalamayı kullanıyorum. Aslında genel olarak 200 günlük hareketli ortalama kullanılır. Ben 250 günlük hareketli ortalamanın daha fazla işe yarayacağını düşünüyorum. Şöyle ekleyelim hemen. Üstel hareketli ortalamayı seçtik. Şimdi ayarlar kısmını şuraya 200 50 diyorum. Stil kısmını bunda bu sefer kırmızı yapalım ve kalınlaştıralım. Evet baktığınızda bakın buralarda da kırılmış ama mesela burada desteğini aldığını görüyorsunuz. Burada da ve buralarda da daha iyi çalıştığını görüyorsunuz. 200 günlük üstel hareketli ortalamaya göre buralarda aynı şekilde çalışmış. Evet, çok da bir fark yok aslında ama 250 günlük daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bakın mesela burada düşüş trendindeyken 250 günlüğe kadar yükseliş yapıp 200 günlüğe kadar gelemeyip tekrar düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi bunlardan başka bir de Kaufman hareketli ortalaması var. Onu da gösterelim. Evet, şunları tekrar kaldıralım. Mesela göstergelerden Kaufman diyoruz. Kaufman hareketli ortalaması kama diye geçiyor. H Potter'ın yaptığı indikatörü kullanıyoruz arkadaşlar. Ve listemize ekliyoruz. Siyah olarak eklendi. Ben de daha önce bu şekilde ayarlandığı için şöyle ayarlar kısmından rengi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Girdiler kısmını 21 olarak kalsın. Bir de hareketli ortalamayı ekleyelim. Basit hareketli ortalamayı. Onu da aynı şekilde uzunluğu 21 yapalım. Kırmızı yapalım daha kolay gözüksün ve kalınlaştıralım. Tamam dedik. Şimdi burada baktığınızda siyah olan Kaufman hareketli ortalamasının grafiğe daha çok yapıştığını görüyorsunuz. Bakın mesela burada düşüşlerle birlikte grafiğe nasıl daha çok yapıştığını görüyorsunuz. Basit hareketli ortalama grafikten daha uzak kalmış. Bu yüzden Kaufman hareketli ortalamasını daha faydalı görüyoruz. Bakın burada 6 Nisan 2020'de Kaufman hareketli ortalamasının üzerine çıkmış. Yani aslında ala dönmüş. Fakat fiyatın 2 gün sonra ancak basit hareketli ortalamaya göre yukarı yönlü kırıldığını görüyorsunuz. Ve sonrasında gelen yükseliş bakın destek olarak da basit hareketli ortalamaya göre daha iyi çalıştığını bakın burada görüyorsunuz. Basit hareketli ortalama kırılmış, kapman hareketli ortalaması kırılmamış. Destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirmiş. Yani bu şekilde grafiğe daha iyi yapıştığı için ben kapman hareketli ortalamasını kullanıyorum. Daha faydalı olarak görüyorum ama diğer hareketli ortalamalarda tabi kullanılabilir. Bakın mesela burada kalkmalı hareketli ortalaması kırıldıktan bir ancak birkaç gün sonra basit hareketli ortalamanın kırıldığını görüyorsunuz. Ve basit hareketli ortalamayı takip etseniz burada sizi daha fazla zarar ettikten sonra pozisyondan çıkartıyor. Başka örnek bakalım. Yani kısacası Kaufman hareketli ortalaması basit hareketli ortalama veya üst hareketli ortalamaya göre sizi daha erken pozisyona sokarken daha geç pozisyondan çıkartıyor genel olarak arkadaşlar. Bakın şuradaki yükseliş trendinde de grafiğe nasıl yapıştığını görüyorsunuz. Kalpman hareketli ortalamasının basit hareketli ortalama grafikten baya uzakta kalmış. Bakın burada sizi pozisyondan çıkartırken Kaufman hareketli ortalaması işte 2294 TL seviyelerinde basit hareketli ortalama sizi 2082 seviyelerinde pozisyondan çıkartıyor. Bu bakımdan faydalı olduğunu görüyoruz. Bakın direnç destek noktaları olarak da gayet güzel çalışıyor. Mesela gelen yükselişlerle birlikte basit hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırarken kalkmanı kıramayıp tekrar yönü aşağı çeviriyor. Sonrasında tekrar basit hareketli ortalama yukarı yönlü kırılıp hatalı bir sinyal verip tekrar kalkman hareketli ortalamasından dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdiğini görüyorsunuz. Ancak burada kaufman hareketli ortalaması da yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükseliş geliyor. Burada da yine aynı şekilde bakın kaufman hareketli ortalaması işte 2762 seviyelerinde aşağı yönlü kırılıyor. Fakat siz basit hareketli ortalamayı bekleseniz bu sefer 2702 seviyelerine kadar zararda oturmanız gerekiyor arkadaşlar. E, bu tip faydaları var kaufman hareketli ortalamasının. Bu yüzden ben kaufman hareketli ortalamasını kullanıyorum. Evet, basit hareketli ortalamayı gördük. Üstsel hareketli ortalamayı gördük. kalkman hareketli ortalamasını gördük. Bir de bunların dışında hal hareketli ortalaması var. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. Evet, öncelikli olarak normal basit hareketli ortalamayı ekleyelim. Evet, ayarlarını işte yine 21 yapalım. Burada işte 21 günden daha düşük periyotlar seçmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü... Bu periyodu ne kadar kısaltırsanız hatalı sinyal sayınız o kadar artacaktır. Tamam pozisyona belki daha erken gireceksiniz. İşte atıyorum 5 gün 6 gün olarak seçtiğinizde belki daha erken pozisyona gireceksiniz. E, fakat daha hatalı sinyaller alacaksınız. Hatta onu da şöyle gösterelim. Bir tane daha hareketli ortalama ekleyeyim. Bu da mesela kendi orijinal ayarında 9 olarak kalsın. Bunu da kırmızı yapalım. Evet, 9 olarak seçtiğimiz kırmızı olan hareketli ortalamamız. Bir de 21 olarak seçtiğimiz mavi olan basit hareketli ortalamamız. Şimdi baktığımızda şöyle bakın 9 günlük hareketli ortalamanın burada kırıldığını, hatalı sinyal verdiğini, tekrar ertesi gün yükselişte devam ettiğini görüyorsunuz. Başka örnek bakalım. Bakın mesela burada 9 günlük ve 21 günlük basit hareketli ortalama hemen hemen aynı dönemlerde sizi pozisyona sokuyor. Fakat sonrasında 9 günlük hareketli ortalama erken dönemde sizi pozisyonundan çıkartıyor ve burada satış yapmanızı sebep oluyor. Tekrar burada alım yapıyorsunuz ve burada tekrar satış yapıp burada tekrar alım yapıyorsunuz. Fakat 21 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda burada alıyorsunuz bir daha bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Elinize tutmaya devam ediyorsunuz. İşte bu tip burada periyodu ne kadar kısaltırsanız o kadar hatalı sinyal alma olasılığınız artar. Bunu da şöyle bir örnekle göstermiş olduk. Bu hal hareketli ortalaması da erken pozisyona sokma konusunda ve erken pozisyondan çıkarma konusunda bir fayda sağlamaya çalışıyor. Onu da şöyle gösterelim. Şuraya... Hull yazıyoruz. Hull MA. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Diğerleri de seçilebilir ama Hull MA'da şimdi göstereceğim güzel bir özellik var. O yüzden bakın mesela stil kısmında renkler var. Şunu koyulaştıralım. Yeşil ve kırmızı. Kırmızıyı da koyulaştıralım. Bu ne anlam ifade ediyor? Eğer ki çizgi yeşilse al konumundadır. Kırmızı ise sat konumundadır. Bunu ifade ediyor. Bunu da aynı şekilde 21 gün olarak revize edelim. Evet şimdi baktığınızda Bakın bu çizgi ise şöyle yaklaştıralım. Al konumunda kırmızıysa sat konumunda. Bakın burada sat konumuna geçiyor. Basit hareketli ortalamadan daha erken bir şekilde pozisyondan çıkartıyor. Burada da tekrardan yeşile dönüyor ve al konumuna geçiyor. Burada tabi arada hatalı sinyaller de oluşabiliyor. Bakın burada da yine bir hatalı sinyal oluşmuş. Kırmızıya dönüp 2-3 gün kırmızı kaldıktan sonra tekrar yeşile dönmüş. Peki mesela bunu 50 günlük olarak kullansaydık o zaman nasıl olurdu? 50 olarak revize ediyorum. Hal hareketli ortalamamızı da 50 günlük olarak revize edelim. Evet hem basit hareketli ortalamaydı hem de hal hareketli ortalamasını 50 gün olarak revize ettik. Bakın şimdi daha iyi çalışır hale geldiğini görüyorsunuz. Burada mesela Ocak 2024'te endeks ala dönüyor. Burada alıyorsunuz ve bir daha satıda döneseye kadar işte 1 Mart 2024 yani Ocak ayından Mart ayına kadar sizi pozisyonda tutuyor. Hareketli ortalamayı bekleseniz hiç sata dönmediğini tutmaya devam edeceğinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat şuradaki işte 1 Mart'tan 28 Mart'a kadar olan 28 günlük süreçte yatay seyirde boşu boşuna pozisyonda beklemiş oluyorsunuz. Hal hareketli ortalaması burada sizi tekrar pozisyona sokuyor. Ve bakın işte 28 Mart'ta 9.857 seviyesinden pozisyona sokuyor. Ve 3 Haziran'da 11.579 seviyesinden sizi pozisyondan çıkartıyor. Kırmızıya dönüyor. Ee, burada bir defa hatalı sinyal vermiş yakın zamanda. Ve tekrardan şu anda yeşil konumda olduğunu görüyorsunuz. Bakalım daha önce çok hatalı sinyali var mı? Şurada bir defa hatalı sinyal verdiğini görüyoruz. Aslında hatalı da diyemeyiz. Şurada sata döndükten sonra ala döndü noktasında e, hatalı bir sinyal oluşmuş, tekrar sata dönmüş. Burada güzel çalışmış gözüküyor. Burada da güzel çalışmış gözüküyor. Aslında bakarsanız tüm hareketli ortalamalar böyle bariz trend oluşumları olduğunda Hepsi güzel çalışıyor arkadaşlar. Ben tekrar söyleyeyim. Kaufman hareketli ortalamasını daha çok tercih ediyorum. Evet hareketli ortalamalar videomuz burada sona eriyor. Diğer indikatörlerle önümüzdeki videolarda devam ediyor olacağız. İlk olarak MACD ile başlayacağız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.